Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Almanya'dan gelen bir son dakika haberini sizlerle paylaşacağım. Almanya çok acil olarak 500 bin kişiye iş vereceklerini, 500 bin kişinin alınacağını açıkladı. Kimler alınacak? Ne yapmak gerekiyor? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok güzel bir haber vereceğim. Özellikle hanımefendileri sevindirecek bir haber. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, emekli maaşı almak istiyorsanız, benim de bir maaşım olsun diyorsanız, 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Az sonra ne yapmanız gerektiğini ve detayları noktasına virgülüne kadar sizinle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya geçtiğimiz 1,5 ay öncesinde havalimanlarında çalışmak üzere 7200 Türkiye'den işçi alacaklarını açıklamıştı. Ama bu olay bir fiyaskoyla sonuçlandı. 7200 kişi alacağım diyen Almanya sadece bir kişi aldı. Bu bir kişiden sonra da biz bu projeyi rafa kaldırdık. Havalimanlarındaki yoğunluk geçti. Artık Türkiye'den işçi almaya ihtiyacımız yok dedi. Bu 7200 kişi için 70.000 kişi başvuruda bulunmuştu. 70.000 kişinin parası gitti, zamanı gitti, sinirleri bozuldu. Şu anda sadece bir kişi aldılar, bu projeyi de ortadan kaldırdılar. Şimdi de çıkıp diyorlar ki biz 500.000 işçi alacağız. Peki kimleri alacaklar? Bakın. Hangi meslekleri alacaklar? Satış müdürü, biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi, doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti, yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı, denetçi, muhasebe kontrolörü, programcı, sistem geliştiricisi, hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog, bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü, çevre teknisyeni, hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı, kilise memuru, çiçek dekoratörü, muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru, kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı, yaşlı bakım uzmanı, peyzaj bahçıvanı, bahçıvan, duvar ustası, marangoz, tesisatçı, kaporta metal işçisi, demirci, saç metal işçisi, demir ve metal servisi teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanik elektrikçi, elektrik müteahhiti, tamirci, kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef alıyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu alımlar aracı şirketler vasıtasıyla yapılıyor. Yabancı dil konusunda B1 seviyesinde Almanca isteniyor. Ve daha sonradan da vize için görüşmelere başlanıyor vesaire bir süreç. Güvenlik soruşturmasıydı vesairesiydi falan, bunları ilgilenen bu şirketler yapıyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın. Havalimanındaki işçi alımı gibi bu anlatmış olduğum işçi alımıyla ilgili de kafamızda çok sayıda soru işareti var. Benim size tavsiyem şu. Garanti olmadan, iyice araştırmadan masraf yapmayın. Şu anda Schengen vizesiyle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Pek çok Avrupa Birliği ülkesi Türklere vize reddi veriyorlar. Reddediyorlar. Tüm evraklarınız tamam olsa da, şartları taşıyor olsanız da, İçinde bulunduğumuz bu günlerde maalesef konsolosluklarda böyle bir durum söz konusu. Tekrar ediyorum.
İyi araştırmadan pasaportunuzu çıkarmayın, vize ücretini, danışmanlık ücretini vesaireyi ödemeyin. İyi araştırdıktan sonra evet ben gidebilirim, buna kanaat getirdikten sonra adım atın. Yoksa sinirlerine yazık, umuduna yazık. Ya insan umut ediyor haklı olarak. E parana yazık, zaten para yok. O nedenle aman diyorum, aman diyorum, dikkatli olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz, güzel bir haber vereceğiz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da değerli izleyicilerimiz, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin için Türkiye'de emeklilik kapısı açıldı. Artık herkesin kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Hem kendi geleceğiyle ilgili, hem eşinin geleceğiyle ilgili, hem de çoluk çocuğunun geleceğiyle ilgili. Bunun yanı sıra gençler, hem sizin, hem eşinizin, hem de annenizin, babanızın geleceğiyle ilgili adım atma zamanınız geldi. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Önce bu telefon numarasını lütfen kendi telefonunuza kaydedin. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı bu arkadaşlar. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp'tan arayabilirsiniz. Yazmanızı tavsiye ediyorum. Daha hızlı cevap alırsınız. Çünkü yoğunluk oluyor. Yazanlara anında geri dönüş oluyor. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli bulunan arkadaşlarımız sizden gelecek olan mesajları bekliyor. Peki konu nedir? Nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Bakın, yurt dışında yaşıyorsanız dedik. Geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun. Türkiye'ye gittiğim zaman doktordan hiç olmazsa bedavaya yararlanayım, sağlık hizmetlerini bedavaya alayım diyorsanız bunun en kolay yolu Türkiye'de emekli maaşı almak. 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşlarımızın pek çoğu ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'yla İstanbul'da bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Bak dedim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bana şunu soruyor. Diyor ki Fatih Bey, dünyanın bin bir türlü hali var. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey ve ölene kadar maaş alıyorsun. Öldükten sonra eşim bundan yararlanıyor, çocukların bu hizmetten, bu paradan yararlanıyor. Bir şekilde bizim de rahat nefes almamız lazım. Ama 2019 yılında çıkan yasadan sonra çok para ödeyecekmişiz devlete diye kapattık diyor. Ama işin aslı astarı nedir diye bana soranların sorusunu ben de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'ya ilettim. Bakın Özgür Bey de aynı şeyi söyledi. Dedi ki Fatih Bey, 2019 yılında çıkan yasadan sonra pek çok kişi Ali'den, Veli'den duydu. Ondan bundan duydu. Ya devlete çok yüksek miktarda para ödememiz gerekiyormuş dedi. Oysa 3000 euro vererek emekli olan da var. 3000 dolar vererek devlete emekli olan da var. 5000 euro vererek emekli olan da var. 10.000, 15, 20. Ama vatandaş durumunu bilmiyor. Oysa ki tüm vatandaşın, herkesin durumu farklı. Mesela özellikle bundan hanımların yararlanmasını istiyorum. Çocuğu olan hanımefendiler, yani anneler, annelerimiz çok daha ucuza, çok daha kolay Türkiye'de emekli oluyorlar. Geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun ya da olmasın, sizin de emekli olma hakkınız var. Kaç yaşında olursanız olur, 30, 40, 50, 60, geleceğinizle ilgili emeklilik planlaması yapma hakkınız sizin de var. Şimdi kulaktan dolma, o bu bunu dedi falan filan, bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili artık emekliliğe giden yola çıkma zamanı geldi. Peki ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasına WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Kendim için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da eşim ve kendim için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Şu anda bu yazmış olduğunuz WhatsApp hattının başında bulunan görevli olan arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Siz yaşamış olduğunuz ülkeden Türkiye'ye hiç gitmenize gerek kalmadan sadece 120 euroya, kişi başı 120 euroya danışmanlık alacaksınız. Özgür Bey'le sizin görüşeceğiniz bir randevu oluşturulacak. Türkiye'ye gitmenize gerek yok.
Cep telefonunuzdan arkadaşlar, WhatsApp'tan canlı olarak, görüntülü olarak Özgür Bey ile görüşeceksiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun. Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin de kafanızda emekliliğinizle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Özgür Bey bunların hepsini cevaplayacak. Sizin için özel bir çalışma yapacak. Sizin devlete en düşük parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızı kendisi söyleyecek. Sizin tüm müracaatlarınızı yapacak. SGK'ya gidecek, tüm dilekçeleri sizin adınıza verecek, formları dolduracak ve sizi emeklilik maaşınıza kavuşturacak. Dünyanın neresinde olursanız olun. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar, Avrupa'dan Güney Afrika'ya kadar, dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, neresi aklınıza gelirse. Suudi Arabistan, Katar, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Mısır, Cezayir, yani nereden beni izliyorsanız, Rusya, Çin, Japonya, neresi olursa olsun. Şimdi ve siz sadece 120 euroya emekliliğe kavuşuyorsunuz, emekli maaşınıza. Bitti mi? Hayır. Hanımlara bu 120 euro üzerinden yine indirim var. Sadece kanalımızın izleyicileri için, kanalımızın aboneleri için. Nedir peki bu? Hanımlar bu işten en çok yararlansın istiyorum. Çünkü hanımlar bizim toplumumuzda hep geride bırakıldı. Beyler kusura bakmayın, bu gerçek. Erkeklerin dediği oldu genelde. Ama şimdi biz hanımlara, hanımlar da bu büyük fırsattan yararlansın diye, eğer hanımlar eşleriyle, kocalarıyla birlikte danışmanlık alırsa %50 indirim hakkı veriyoruz. Ne demek bu? Normalde bir kişi 120 euro. İki kişi danışmanlık alırsa 240 euro yapıyor ama hanımlar eşiyle beraber alırsa sadece 180 euro ödeyecek iki kişi için. Tek başına hanımlar alırsa yine 120 euro, erkekler de tek başına alırsa yine 120 euro ödeyecek. Bu da bizim kanalımıza abone olanlara özel bir durum. Sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basacaksınız ve abone olacaksınız. Bu kadar, başka bir şey yok. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere şunu söylüyorum. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az 2000 euro para harcarsın. Bu işleri takip ediyorum desen. Senden bir de bazıları sosyal medyada görüyorum. En az 3-4 bin euro danışmanlık ücreti adı altında para alıyorlar vatandaştan, emekli olmak isteyenlerden. 3-4 bin euro sadece danışmanlık. Şimdi bu dönem bitti. Sadece 120 euroya. Bak yanlış duymadınız. 120 euroya sizin tüm emeklilik işlemlerinizi yapıyor ve emekli maaşına kavuşuyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Artık kanalımızın izleyicileri aşağıda görmüş olduğumuz telefon numarasından hemen irtibata geçiyorlar. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da eşimle beraber almak istiyorum diye. Gençler, hem sizin için, hem eşiniz için, hem de anneniz, babanız için harekete geçme zamanı geldi. Niye anne baba diyorum? Bakın, beni izleyenlerin çoğunun yaş olarak benden büyük olduğunu biliyorum. Ancak gençlere, çocuklarına kıyamazlar anneler babalar. Aman çocuklarımın parası gitmesin, aman şöyle böyle falan. Artık annenizin babanızın da rahat etme dönemi geldi. Sembolik bir ücret ödeyerek, 120 euro ödeyerek anneniz için ya da babanız için ya da her ikisi için, toplamda iki kişi için 180 euro ödeyerek siz de onlara emeklilik danışmanlığı hediye edebilirsiniz. Evet, emeklilik danışmanlığı hediye edebilirsiniz. Şimdi yapacağınız şeyi anlattım. Düşünme vakti değil arkadaşlar. Bitti. Neyi düşüneceksin yani? Alt tarafı 120 euro. Küçümsemiyorum, yanlış anlamayın. Para tabii ki değerli ama emekli olacağım ve hayatta bir sefer böyle bir şey adım atıyorsan mutlaka profesyonel birisiyle müracaat etmek zorundasın. Emeklilik o kadar hassas bir şey ki emeklilik müracaatında yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan, yanlış bir yere işaret koyarsan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Evet, bugün siz emekli oldunuz diyelim, her ay Türkiye'deki banka hesabınıza paranız yatacak. Diyelim ki 7 bin lira, 8 bin lira emekli maaşınız var.
Bir yılın sonunda gittiğinizde bankada 80-90 bin liranız olsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ki işte emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da yüksek mi? Nerede yüksek? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Nerede yüksek? Ama hiç olmazsa ölene kadar alıyorsun. Garanti. Şimdi bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursanız olun, yattığınız yerden, evden hemen şimdi cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Hemen bu numarayı kaydediyorsunuz ekranın altındaki ve arkadaşlarımıza yazıyorsunuz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bunun yanı sıra şunu da söyleyelim. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu, maaşlarını almaya başladılar. Bize olan güvenleri için çok çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden pek çok vatandaşımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra müracaat edenler var. Hala bize yazanlar, hizmet satın alanlar var. Onların işlemleri de devam ediyor. Onlar da kısa bir süre sonra inşallah emekli maaşlarına kavuşacaklar ve bir hayalleri gerçekleşecek. Vatandaşımız kapı kapı dolaşmıyor. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemiyor. Evet beyler, hanımlar, özellikle hanımlar, artık düşünme vakti değil, harekete geçme vakti. Geleceğinize dair adım artık atabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Bundan sonra artık karar sizin. Evet, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber güzel bir ömrünüz olsun diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.